da yaptık zaten buraya. He, yanıp da yaptık. Biraz uzaklaştık. Ama biraz daha uzaklaştık. Yunus. Bana biraz daha uzaklaştık. Bunun yıllama şeyde şey yok abi. Ağır zaten. Başkanım. Samanlık filan da yandı. Onları çekiyor mu? Samanlık ahır yanmaya başladı. Ahırı söndürüyorlar. Samanlık yanmaya başlıyor. Samanlığı söndürüyorlar. Ev yanmaya başlıyor. Yani abi çarşamba günü yatak odası alav alıyor. Hiç kimseyi herkes aşağıdayken ben Kastamonu'na gidiyordum. Annem arıyor. Evimiz yanıyor. Seyit diyor. Kastamonu'na geliyorum. Komşular ben gelene kadar yani söndürme aşamasına gelmiş. Neyse biz odayı artık boşalttık, ettik. Dün usta vardı, usta çağırdık odayı tamir için. Dün öğleden sonra oturma odasındaki çekirdeğini çalabalıyor. Orayı söndürüyoruz, akşamüstü samanlığın tepesi alabalıyor. Bu sefer de samanlık yanıyor. Bugün hatta özel derden falan geldiler. Bütün komşular geldi, samanlığa itladık. Akşam ezanından sonra eve çıktık. Misafirindeki çekirdeğini çalabalmış. Onu söndürdük. Yarım saat sonra bu sefer de yatak odası alabalıyor. Olay bu. Yani şaşırdık. 40 milyarlık falan samanım vardı samanlıkta. Çatı öyle. Evde bir şey kalmadı. Her şey yandı. Yani bugün bu oda yanıyor. Az sonra öbür oda yanıyor. Dün öbür oda yanıyor. Yani hiçbir şey mi kalmadı? Ben öyle diyeyim. Ne diyeyim yani? Ya yani geride kalan 3-5 sağlam eşyamızı dışarı çıktık. Yatağı yorganı yani. Bu artık elimizde itfaiye hortumunu evde bekliyoruz. Bizim burada yangın şey var. İtfaiye vanası var. Oraya hortumu taktık. Elimizde vanayla bugün buradan mı çıkacak? Yarın oradan mı çıkacak? Ayakta yani dün gece sabaha kadar bekledim. Bugün de öyle yani. Hatta hortumda salondaydı. Şimdi çektik aşağı. Ha, duruyor mu? Yani elimizde hortumla bekliyoruz artık nereden yangın çıkacağını. Neden olduğunu düşünüyorsunuz Ahmet abi? Abi şaşırdık. Aklımıza hiç mantık olacak bir şey gelmiyor. Samanlık'ta yangın çıktı. Elektrik yok, ceyren yok. Buradaki çekirdeğin içi alabiliyor. Üstü sağlam. Devlet büyüklerimiz yardımcı olabiliyorsa olsunlar yani. İşte görüyorsunuz evin geldiğini. Bir şey yani. İlk 3 gündür yanıyoruz yani. Nerede kalacaksınız bu akşam? Abi nerede kalacağız? Ben burada bekleyeceğim yine. Elimde hortumla bekleyeceğim. Acaba çatı mı yanacak? Acaba aşağısı mı yanacak? Dün gece de aynı şey oldu yani. Dün gece 5 dakikada bir aşağı iniyorum, odaları geziyorum, evin faturasını geziyorum, ağırı geziyorum, yukarı çıkıyorum, 5 dakika sonra yine aşağı iniyorum. Elimde hortumla böyle gece deli gibi geziyorum yani. Abi hiçbir şey yokken burası yanmaya başladı abi. Ahırda da bak böyle 2-3 yerde, onlara da bakalım. 40-50 ton mahsul vardı, bu duvarları falan biz yaptık yangın olayken. Yani burada da hasar büyük, bir de ahırda da bu yani yanan yer. Herkes buralarda iş kurarken şuralardan yanmaya başlamış bura. Biri burası biri burası. Yani buradan yakından çıkarsanız daha iyi görürsünüz. Buradan yanmaya başlamış. Bir de buradan yanmaya başlamış. Ondan sonra burayı söndürmüşler. Yani bir saat sonra falan samanlık yandı. Yani en önce evin bir hafta içinde evimiz 3-4 defa yandı. Gün aralıklarla yanmaya başladı. Bilemiyoruz. Bir odadan yanıyor, seyrediyoruz, oraya kaçıyoruz. Oraya biter bitmez başka bir oda yanmaya başlıyor. Çekyatla bütün eşyalarımız yandı. Ahırımız yandı. Dünyada eşyamız vardı yanan odada. Orası hiç kalmadı, bir şey kalmadı. Komşuların sayesinde Allah razı olsun bütün komşulardan, bütün hep herkes şey diyor yardıma. Böyle bu da bekleyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok şu an. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Şu anda komşuların sayesinde bütün eşyaları yanmasın diye dışa çıkarttık, üstlerini bülledik. Vallahi bu evde kalacağız ama hep uyumadan kalacağız. Zaten dün gece uyumadık. Nöbetleşe yattık. İki kişi nöbet tuttu, öyle yattık. Kaç kişi yaşıyorsunuz? Bu evde 5-6 nüfus yaşıyor. Altımız da korku içindeyiz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Neden şüpheli diyorsun Yaşar abi? Böyle bu zamanlı zamansız çıkan yangınlardan dolayı. Ya hiç ceyan işi yok.
Hiç bir kimseden şüphelenmiyorum. Fakat bu çekyatların altından yanması kimden şüphelenebileyim ki? Yani bu Allahu Teala bize bir eziyet yapıyor herhalde. Benim yani şeyim bu. Ben hiç kimseden şüphelenmiyorum. Kapının yanında çiçek vardı. Çiçek yanıyor. Çiçeği söndürüyorlar. Aşağı iniyorlar yük yıkamaya. Kıvırcık yıkamaya yani. Pazara yük yapıyorlardı. Aşağıdan duman çıkıyor diye bir komşunun bir bayan Pakize var. O bağırmış. Yanından duman çıkıyor diye. Seyitmişler bakmışlar. Mekan yatak buradan tutuşmuş. Alav almış. Komple yanıyor. Bütün şey de buradaydı. Bütün hallarımız, kaydolaplar hepsi buradaydı. Komplesi yanmış. İlk buradan çıktı. İlk buradan çıktı, evet. Köy müstakinlerinden Yaşar Dadaylı, oğlu Ahmet Dadaylı'nın evi bir hafta içinde yaklaşık 5 defa yandı ama belirsiz sebeplerden yani ne yani hangi olaylardan yandığı belli değil. Yani şimdi bunu kimsenin mantığı da almıyor. Mesela biri yaksa diye şüphelense herkes bu çek yatın üstünden yanar veya yatağın üstünden yanar. Bunlar yatağın altından, çek yatın altından yanmaya başlıyor. Yani bu en öncesi odadan başladı. Sonra ahırda, sonra samallıkta. En büyük hasar evle samallıkta zaten. Ahırdakiler küçük çaplı hemen ilk başlangıcında görüldü. Bu yangınlar söndürüldü. Buna benzer yani bir de başka birinden oldu. 5-6 sene önce onun da yani bir oda dururken başka bir odadan yanmaya başladı. Ama yani böyle bu kadar değil yani. O mesela senede bir defa yandı. 3-4 sene sonra tekrar aynı bir acayip oldu. Ama bunu yani bir hafta içinde 3-4 mesela 5 defa farklı yerlerden hiç mantık almayacak bir şekilde yangın çıktı yani. Neden şüpheleniyorsunuz muhtemelen? Yani benim şüphelen yani bunların bir düşmanı yok bir şeyden şüphelensek. Yani evlerinde böyle yaramaz bir çocuk veya kendileri Alzheimer hastası falan bir dengesiz bir insan da yok. Bu yangınları yapabilecek. Yani bu mantığımızın almadığı bir şey yani kimsenin mantığı almıyor. Yani sadece bizim değil yani kimsenin mantığı. Yani komutan geliyor şey yapıyor. Yani onlar da bize soruyor yani bu ne olabilir ne olabilir böyle bir şey olamaz. İtfaiyeciler geliyor mesela ilk öncesini elektrik tuttular galiba. Ama elektrikle alakası yok. Priz şu orada yanan yer burada yani elektriğinle bir alakası yok. Herkes yani bir şekilde bunun açıklamasını yapamıyor yani. Ne varmış? Kamera düşmek lazım. Kamera mı düşmek? Elemanlar açık basan biri olmuş.